Muhacir ve ensar çok masum iki kavramdı, güzel kavramdı. Beni Mustalik gazvesinde kuyudan su çekme bahanesine muhacir ve ensar birbirine girdi. Oradaki bir takım içinde hastalık olan tipler de bunu körüklediler. Biri yetiş ya muhacirin, öbürü de yetiş ya ensar dedi ve kuyunun başında ensar, ya ensar ev sahipleri, Medineliler, muhacirler göçmüş olanlar, misafirler, gelenler, Mekke'den gelenler, Medineliler bu tarafta, Mekke'den göçmüş olanlar bu tarafta, ev sahipleri bu tarafta, misafirler bu tarafta. Yani onu anlatırız da bunu anlatmayız nedense. O hani efendim işte şöyle yapayım da şöyle ol karımın bir şey. Töbe töbe, bu da öyle anlatılacak bir şey falan da değil yani. Bunun neresini böyle överek falan anlatılıyor ki? Efendim o da acayip bir şey. Böyle bir huyumuz var. Huyumuz kurusun. Efendim neyse, kılıçlar çekildi. Tam savaşacaklar. Allah Resulüne haber gitti. O çadırında dinleniyor. Geldi. Bana ne oluyor ki sizi cahiliyeye gerisin geri dönmüş görüyorum. Şimdi çok ilginç. Oysa çağrı yapılan kavramlar yetiş ya ensar, yetiş ya muhacirin, yetiş ya evs, yetiş ya hazreç, yetiş ya Kureyş falan değil ki. Ensar, muhacirin İslam'ın kavramları, Kur'an'ın kavramı. Kur'an'ın iki mübarek kavramı da ırkçılığın, kavmiyetçiliğin, milliyetçiliğin, asabiyetçiliğin, faşizmin iki kavramına dönüşür mü? Dönüşür. Şahidi Allah Resulü. Kur'an'a da girmiş bu olay. Dolayısıyla bir kavramın çok iyi, çok masum, çok cici, çok bici olması o kavramın istismarına mani değildir. Hatta çok değerli olanlar istismarı en fazla zarar verir.